Karasuhaberleri.com Öncü Karasu'nun bu akşamki konuğu Karasulu tarihçi Oğuzhan Kır. Bu akşam alışılagelmiş bir program aslında yapmayacağız. Böyle bir açık oturum gibi olmayacak. Biz sohbet edeceğiz, çayımızı içeceğiz. Esra Hanım kamera arkasından bize eşlik edecek. Biz de Karasu'nun dününü bugününü Oğuzhan Kır'la beraber karşılaştıracağız. Öncelikle Oğuzhan'cığım Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Tüm takipçilerimizin, okurlarımızın, izleyicilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Bugün neler konuşacağız? Gerçi önümüzde notlarımız var. Biz bazı sorular çıkarttık. Sen nelerden bahsedeceksin? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Karasu adı nereden geliyor? Daha doğrusu Karasu bugünkü adı eski adıyla Kerasse. Bu isim nereden geliyor olsan? Bununla ilgili biraz konuşalım. Ondan sonra hem soruları alırız takipçilerimizin hem de formatımız dışına çıkarak biraz da bugünle dünü kıyaslamış oluruz. Evet, bence ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Bu şekilde güzel bir program yaptığımız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlçemiz için en önemli yapı taşlarından bir tanesi kültür. Kültürel etkinlikler, yine tarih, bunun gibi daha bir sürü kültürün farklı ögesi var. Karasu ilçemizde kültürel etkinliklerin artması, yine kültürle ilgili çalışmaların yapılması hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor, mutlu ediyor. Yine benim de bu konuda çalışmalarım olduğu biliniyor. Sizler de beni bu konuyla ilgili davet ettiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu saatte bizimle birlikte olduğunuzda. Sen gerçi biraz bu kültürel, Karasu'da yapılan kültürel olaylara karşı biraz kırgınlığım var. Evet, bunu çok şimdi dile getirmeden ama o sistemini de bir hatırlatalım. Bir kırgınlığım var. Oğuzhan, şu an Karasu'da değilsin. Neredesin? Vaktini nasıl harcıyorsun? Neler yapıyorsun? Alanınla ilgili bir şeyler yaptığını biliyoruz. Bunu Karasu halkımız ve Kocaeli halkımız da, bizi izleyenler de öğrensin istiyorum. Şimdi aslında ben Karasu'da oturuyorum. Evim merkezde. Ben Küçük Karasu köyünde de aynı zamanda ikamet ediyorum. Hafta sonları ben köydeyim. Bağımıza, bahçemize gidiyoruz. Onun haricinde hafta içi hep Karasu'dayım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde kısa süre önce işe başladım. Orada Sakarya'mıza kültürel olarak katkıda bulunmak için mücadelemiz devam ediyor. Zaten ben hayatım boyunca, yani küçük yaşlardan itibaren kendimi kültürel çalışmalara, Karasu'nun, Sakarya'nın yerel çalışmalarına, tarihi kültürel mirasına adamış bir insanım. Beni de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde çalışıyor olmam, hani beni ziyadesiyle memnun etti. Yine aynı şekilde beni oraya kazandıran insanlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. İlçemiz için ve Sakarya'mız için, Sakarya'mızın kültürel tarihi mirası için çalışmaya devam ediyoruz. Boş vakitlerimizde yine karasuhaberleri.com, işte karasuhaber gazetesinde, yine Karasu'muzun ya da Sakarya'mızın çeşitli yerel gazetelerinde ilçemizle alakalı ya da ilçelerin tarihi kültürel mirasıyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Ufak kısa makaleler yazıp bunları paylaşarak insanlarımızın faydalanmasını istiyoruz. Böylelikle Sakarya'mızın ve ülkemizin kültürel çalışmalarına birer destek olmuş oluyoruz. Bu şekilde vaktimizi değerlendiriyoruz. Yani seni de bir beyin göçü kaybı olarak Karasu'dan kaybettik. Diyelim burada kendi kültür birimimiz varken, gelişim merkezimiz varken seni büyük şeylere açıkçası göndermek bence Karasu için bir kayıp diyorum. İnşallah burada da çalışmalarından faydalanırız. Ama biz dediğin gibi karasuhaberleri.com ve Öncü Karasu gazetesi olarak, gerçi şu an pandemi sürecinden dolayı gazetemiz yayın hayatını ara verdi. İnşallah tekrar gazete ayağımız yayın hayatını geçtiğinde senin yazılarından, Karasu'nun güncel konularına dair yazılarınla beraber okurlarını buluşturacağız. İnşallah. Oğuzhan, sana şunu sormak istiyorum ilk önce. Şu an malum bir koronavirüs sürecindeyiz. Dünyada bir salgın var, Türkiye'de bir salgın var. Karasu da bununla etkilendi ama Karasu'da bu salgın ilk değil. Karasu daha önce de bir salgın geçirdi. Evet. Bunun etkileri o dönemde nasıl oldu? Bugünkü süreçle kıyaslarsan nasıl bir tablo ortaya çıkar?
Bu konuda senden görüş istiyorum. Evet. Şimdi bundan önce bir soru daha sormuştunuz. Kerase. Yani evet, karasu. Onu unuttuk. Onu hemen bir 30 saniye içinde cevaplayıp tabii. Hemen bir sonrakine geçelim. Karasu'nun adı nereden gelmektedir? Evet. Tarihi adı Kerase. Bugün karasu. Evet. Önce onu yanıtlayalım. Şimdi karasu adı nereden gelmektedir? Şimdi ismini unuttum. Hakan Yılmaz olması gerekiyor. Hakan Yılmaz adında bir tarihçi hocamız var. Bunun yazdığı bir makale var. Sakarya Sempozyumunda bunu sunmuştu ve ben de orada dinlemiştim. Yine makalesini okumuştum. O bu alanın uzmanıdır kendisi. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini inceleyen üniversitemizde ülkemizin bir değeridir. Onun bir çalışması vardı ve ben ilk kez ondan bunu gördüm. Daha sonra araştırdım. Biraz da kendim üzerine bir şeyler katmaya çalıştım. Karasu adının Kerase, yani Rumca Kerase olduğu, yine Roma İmparatorluğu döneminde ve işte Bizans Devleti zamanında Kerase diye anıldığı geçiyor, ifade ediliyor. Daha sonra yine Osmanlı Devleti'nin Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi döneminde değil de Orhan Gazi zamanında Karasu'nun fethedildiği ve buranın adının da Kerase olduğu, daha sonra dönüşerek Karasu'ya, yani halk arasında Karasu ismine dönüştüğü varsayılıyor. Mesela Firizli'nin Firuzlu olduğu geçiyor. Zaman içinde Firuzlu, yani hür bölge anlamına gelen bu isim Firizli şeklinde dönüşüme uğruyor. Kerase adı da Karasu diye dönüşüme uğruyor. Böylelikle günümüze kadar Karasu diye geliyor. Bizim Türk milletinin dünyada belki de hiçbir millete mahsus olmayan çok güzel bir özelliği var. Bizim insanımız o kadar saygılı ki hiçbir zaman hiçbir yeri bir yere gittiğinde, bir yeri fethettiğinde oranın adını, kültürünü kesinlikle değiştirmiyor. Olduğu gibi kabul ediyor. Zaman içerisinde kendi Türkçesini ona uyarlıyor. Kerase isminin Karasu'ya dönüşümü zaman içerisinde. Halk dilinde dönüşüyor. Yani halk bu dilinde. Karasu'ya dönüştürülmemiş. Dönüştürülme yok. Kesinlikle yavaş yavaş halk arasında Kerase ismi Karasu'ya dönüyor. Yine dediğimiz gibi yakın olduğu için örnek veriyorum. Firuzlu ismi Ferizli'ye dönüyor. Bunun gibi böyle bizim milletimizin ne kadar yer adlarına karşı hassas ve saygılı olduğunun bir göstergesi aslında. Evet. Karasu'nun ismi diyelim. Evet. Yine Sangaryos, Sakarya oluyor. Çok benziyor zamanla, öyle kendi kendine halk dilinde değişiyor. Evet. Oradan ikinci sorumuza gelelim istiyorum. Evet, Karasu'da salgın. Bu ilk salgın değil. Koronavirüs salgını Karasu'da yaşanan, tabii hani Karasu'ya özgü değil ama Karasu'nun da etkilendiği ilk salgın bu değil. Tarihte Karasu bir salgın daha geçirmiş ve önemli kayıplar vermiş. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Evet. Aslında tarih sahnesinde salgın hastalıklar çok fazla. Mesela Hazreti Muhammed zamanında bile, yani Peygamber Efendimizin döneminde bile veba hastalığı birçok yerde görülüyor ve Peygamberimiz diyor ki veba hastalığı olan yerlerde kesinlikle toplu hareket etmeyin, camilere de hani gitmeyin, mümkün olduğu kadar evlerde vakit geçirmeye, evlerde namazınızı kılmaya, ibadet etmeye çalışın diyor mesela Peygamberimiz bile. Yine eski tarihlerde veba hastalığı çok fazla görülüyor. Nefes yoluyla insandan insana ölümcül bir virüs bulaşıyor ve bu virüs insanları öldürüyor. Bu virüsün adı da Persina, Yersina pestis olması gerekiyor. Yersina pestis diye bir virüs bu. Aynı koronavirüsü gibi nefes yoluyla insandan insana bulaşıyor. Bunun da birkaç türü var böyle. İşte Covid-18, Covid-19 gibi. Bu koronavirüsün çeşitleri gibi. Yine bu veba hastalığının farklı farklı versiyonları var. Mesela gripin de farklı farklı versiyonları var. Yine aynı şekilde sıtma gibi hastalıklarında farklı çeşitleri var. Yani bütün Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, yine Avrupa'da salgın hastalıklar geçmiş tarihlerde çok sık görülen olaylar. En sık görülen olaylardan bir tanesi. Tabii günümüzde bu salgın hastalıkların az görülme sebeplerinden bir tanesi de bilimin aşırı gelişmiş olması, antibiyotiklerin, ilaç sektörünün, tıbbın çok gelişmiş olması. Yani insanlar en ufak bir hastalıkta hemen ilaç alarak onun etkisini bitiriyor ve salgın hastalığa dönüşmüyor. Bu çok günümüzde nadir olmaya başladı ama eskiden aşırı derecede görülen, sık görülen bir olay.
Yine Karasu özelinden meseleye bakacak olursak, Karasu bulvarımıza insek, 50 yaş üstü insanlara sorsak, desek ki Karasu'nun 50 yıl önceki hali ya da bildiğin eskiden Karasu nasıldı diye sorsak şunu söyleyeceklerdir. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz çoktan bunun cevabını kendi kendine verdiler bile. 50 yaş üzeri insanlarımız diyecektir ki şu bizim hükümet konağı var ya, oradan aşağısı tamamen bataklıktı. Oradan aşağıda hiç ev yoktu. Oralara biz av yapmaya giderdik. Yazın ise oralar sivrisinek yuvasına dönüşürdü ve insanlara zor anlar yaşatırdı diyeceklerdir. Yine aynı şekilde kalksak biz Kuyumculu köyüne gitsek, Koca Ali'ye gitsek, Küçük Karasu köyüne gitsek, tamam mı? Yine Denizköy'e gitsek, insanlar şunu diyecektir. Köy merkezinin az aşağısı var ya, orası eskiden bataklıktı. Orada sivrisinekler insanlara zor anlar yaşatırdı diyecekler. Yine biraz daha yaşlı, şöyle bir 70 yaş civarı insanlarımıza sorsak, desek ki ya bu Karasu'nun tarihini bize anlatır mısın desek, emin olun şunu bize söyleyeceklerdir. Karasullar, 70 yaş ve civarındaki Karasullar şunu bize söyleyeceklerdir. Eskiden bir hastalık gelmiş, bu Karasu'nun halkı kırılmış gitmiş. Geçmişle bağımız kesilmiş, biz o yüzden geçmişi çok iyi bilmeyiz. Bu kadarını biliriz diyeceklerdir. Çok uzak bir tarih değil o zaman, evet. Bu salgın yine yani 100 yılı. Tabii yaklaşık 100 yıl ön civarında. Karasu sulak bir bölge olduğu için sol yani batısında Sakarya Nehri, hemen yanında içinden geçen bir küçük Boğaz Gölü, Maden Deresi, Melen gibi bir akarsu ağının içerisinde bulunduğu için ve düz bir noktada bulunduğu için Karasu arazisi sivrisineklerin ya da zararlı haşerelerin bataklıklarda üremesine çok kolay imkan sağlayacak bir yer. Bu sebepten evet, böyle yerlerde de hastalık hiçbir zaman azalmaz. Daima var olur. Karasu'da da yine 1800 şöyle söyleyeyim, bizim bir kitabımız var. Bu kitabımızda da biz mezar taşlarını inceledik. Karasu'daki mezar taşlarını. İzleyicimiz de kitabı gösterirsen. Evet. Şu kitabımızda biz Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin bastığı ve Sakarya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Lütfi Şeyban hocamızla bizim Sakarya'daki bütün mezar taşlarını incelediğimiz bir kitabımız var. Ve Karasu ve Kocaeli'den de çok büyük bir bölüm tabii, içerisinde var. Şimdi Sakarya'da en fazla tarihi eser, yani mezar taşı Karasu'da var. Mezar taşı derken tarihi eserden bahsediyoruz. Sanatsal ve bir yazı değeri olan bir eserden bahsediyoruz. Bu kitabımızda incelediğimizde Karasu'da 1837 yılında bir veba salgını olduğunu görüyoruz. Küçük Karasu'daki bazı mezar taşlarında 1837 yılında vebadan vefat etti diye ifadeler var. Yine İncirli, yani buradaki şu bizim daima her gün yanından geçtiğimiz Karasu Merkez Mezarlığı'nda bulunan iki tane mezar taşında 1837 yılında iki tane çocuk vebadan vefat etti diye yazıyor. Oğuzhan, burada oraya girmek istiyorum. Buranın sivrisinek ve sazlık olduğunu söyledin. Hastalıkların da buradan kaynaklandığını söyledin. Bu vebanın kaynağı buradaki sivrisinekler ve sazlıklar mıydı? Yoksa o dönemin ticaretiyle beraber dışarıdan gelen insanlar mıydı? Yani aynı koronavirüs gibi Karasu'ya dışarıdan mı geldi bu hastalık? Yoksa Karasu'nun kendi içerisinde bir şekilde oluşan bir hastalık mı? Ya da bu coğrafyanın ne kadar etkilendi? İşte Felizli olsun, doğumuzda Kocaeli ve Akçakoca, güneye inersek yine Pamukova, Sakarya'nın ilçeleri. Buralarda etkilendi mi yoksa sadece Karasu'da görülen bir salgın mıydı? Evet. Yani o zaman görülen 1837 yılında bahsettiğimiz bu olay var ya, hastalık. Aynı tarihlerde Tarakla'da görülüyor. Yine 1820-1840 yılları arasında diyelim. Sakarya'nın her yerinde veba salgını kaplamış durumda. Evet. Yani biz bunu nereden söylüyoruz? Kitabımızdaki kaynağımızdan söylüyoruz. Sakarya'daki mezar taşlarını şu kitabı inceleyen, hastalıklarla alakalı mezar taşlarını okuyan not alsın. Evet. 1820-1840 yılları arasında Sakarya'da insanların veba hastalığından vefat ettiğini görecektir. Ve daha çok veba yaşlıları ve çocukları etkiliyor. Aynı bugün koronavirüste olduğu gibi. Veba hastalığından Sakarya'da ölenlerin
%90'ı çocuk. Küçük. Hatta Taraklı'nın Kemaller köyünde 1837 yılında galiba, tam hatırlayamadım. 1837 yılında yaklaşık 27 kişi ölüyor 2 ayda. 27 kişi. Hepsi hastalıktan. O zamanki nüfusa baktığın zaman tabii yani fazla bir tabii sayı. Köyün nereden baksanız evet. 4'te 3'ü ölüyor 4'te 3. Veba hastalığından. Ve bu veba hastalığı da yine koronavirüs gibi insandan insana nefes yoluyla bulaşıyor ve insanları kitlesel ölümlere sebep oluyor. Dediğimiz gibi 1837 yılında Karasu'da bir kitlesel veba salgını var. Küçük Karasu'daki ve İncirli'deki mezar taşları bunlara kanıt. Belge niteliğinde daha önceden de biz bunu yaklaşık 2 hafta önce de yazmıştık sanırım. Evet, karasuhaberleri.com internet medyamızda da senin için açmış olduğumuz Karasu'nun kültürü tarihiyle ilgili bölümümüzde şu an o yazılarda evet. Hala arşivde duruyor. İsteyen gidip oradan bakabilir. Evet. Yani daha sonra 1880 ile 1920 arasında 1880-1920 yılları arasında bu yıllar Türk milletinin nasıl söyleyeyim eziyet yıllarıdır. Türk milleti bu yıllarda perişan olmuştur. Yani bu bahsettiğimiz yıllarda Kafkasya'yı kaybetmişiz, Orta Doğu'yu komple kaybetmişiz, yine aynı şekilde Balkanları kaybetmişiz. Bizim milletimiz orada yaşayan, yani şöyle bir şey söyleyelim, yani milletimizin, Türk milletinin %50'sinden fazlası Balkanlarda, Kafkaslarda yaşıyor yani. Biz ana vatanımız olan Balkanları, Kafkasları kaybetmişiz. Oradan buraya kitlesel göçler oluyor. Mesela Azizye mahallemizde yaşayan Gürcü halkımız evet. O dönemde buraya göç etmiş insanlar. Tarihe aslında tanıklık ediyor bunlar. Tabii böyle olunca insanlar yollarda perişan olmuşlar. Hastalık bir taraftan, antibiyotik yok, yine aynı şekilde sağlık yok, bir şey yok. Perişan olmuşlar insanlar ve salgın hastalıklar hemen bir anda başlıyor. Ve bunun üzerine 1880 ile Cumhuriyet dönemine yakın, yani o 1920 yılları arasında memleketin her yerinde sıtma salgınları, veba salgınları görülüyor. Bunun bir sürü kayıtlı belgesi var. Yine Karasu özelinden meseleye bakacak olursak, o dönemlerde Karasu'ya sıtma hastalığı vuruyor bu kez. Mesela şimdi hemen bir tane okuyalım. Bu arada çayından da arada bir yudumla. Evet. Evet, bir tane okuyalım şimdi kitabımızdan. Biz bunları buraya yazmıştık. Şuradan. Evet, şuradan bakalım şimdi. Onu biraz önce ben buradan bulmuştum ama sanırım kaybettik. Kitabı gösterirken evet, evet. İzleyenlerimize. Bir saniye şuradan. Evet. Şuradan hemen hızlıca okuyalım. Bu konuyu geçelim. 1892-1893 yıllarında Karasu'nun bazı köylerinde nezle, kızamık, sıtma gibi hastalıklardan dolayı insanlar tabiplere başvuruyorlar. Doktorlara başvuruyorlar. Tamam mı? O zaman Karasu'da bir tane baş doktor var. Tabip diyorlar buna. Bu inceliyor bu kişi. Bakıyor ki mesele büyük. Her köyden haber geliyor. Sıtma, kızamık gibi. 1892-93 yıllarında hemen Adapazarı'na haber veriyor. Adapazarı'ndan da İstanbul'a haber gidiyor. Diyorlar ki Karasu'da çok büyük bir salgın hastalık başlamak üzere, müdahale etmemiz lazım. Daha sonra Melen köyünden, Karasu'ya bağlı o zaman Koca Ali, Melen köyünden birisi diyor ki köyden 27 kişi sıtmadan hayatını kaybetti. Mektup yazıyor. Yani diyor ki derhal buraya müdahale edin. Buraya bir tabip gönderin diyor. Evet. Bunun üzerine İzmit Mutasarrıflığı bir rapor hazırlıyor ve İstanbul'a olayı bildiriyor. Buraya bir tabip geliyor ve bakıyor ki gerçekten de 27 kişi hayatını kaybetmiş. Bunların da çoğu çocuk sıtma hastalığından dolayı. Melen'den geliyor. Melen köyden geliyor bu haber. Daha sonra 1909 yılında da bizim Gürcü Hamidiye, yani bugünkü Azizye mahallemizde oluyor bir olay. Bunun da yine belgesini biz burada paylaştık.
İsterseniz yine bunları da paylaşabiliriz. Bu bizim Gürcü Azizya mahallemizin adı aslında Hamidiye mahallesidir. Daha sonra bazı siyasi olaylardan dolayı Hamit adı silinmiştir. Azizye'ye dönüştürülmüştür. Gürcü Hamidiye'den 1909 yılında bir haber geliyor. Bir hastalığın türediği, 8 kişinin yüz ve yatak yerlerinin çürüdüğü ve öldüğü bildirilmiş. Bizim Karasu Azizye mahallesinde oluyor. 8 kişinin yüz ve yatak yerleri, sırt bölgesi çürümeye başlamış. Hayattayken insanlar ölmeye başlamışlar. 8 kişi. Yine aynı şekilde Melenköy'den de bir haber gelmiş. Melenköy Kocaeli'nin o zaman merkezi. Kocaeli Melenköy'den yönetiliyor. O yüzden Melenköy'den haber geliyor. O şekilde söyleyelim. Bunun üzerine derhal İstanbul'a haber gitmiş. İstanbul'dan da hemen devlet olaya müdahale etmiş ve Cerrahpaşa'dan Doktor Ethem ve İsmail Bey, iki tane doktor buraya gönderilmiş Karasu'ya. Gürcü Hamidiye yani Azizye mahallemizdeki o hastalar incelenmiş ve bunların sıtma hastalığına yakalandığı ve ölümcül bir hastalığa dönüşme riskinin bulunduğuna kanaat getirmiş. Evet. Bunun üzerine Azizye mahallemiz 2 yıl süreyle karantina altına alınmış. 1909'da. 14 gün kuralı uygulanmış orada. Yani. Yani ne kadar güzel belgeler var elimizde. Dediğimiz gibi daha sonra yine bu bölgelerde grip, influenza diye geçiyor. Bunlardan bronşit gibi hastalıklar baş gözetmiş. Ve doktorlar gelip buralarda karantina uygulamışlar. Hı hı. Böyle belgeler elimizde var. Peki bu hastalığın Karasu'da nasıl yok olduğuna dair herhangi bir kaynak mevcut mu? Evet. Şimdi, ne kadar sürede atlatmış Karasu bu sorunu? Karasu bu sorunu ne kadar sürede atlatmış? Şimdi bununla ilgili bir belge bulamadım ben ama sordum insanlara. Küçük Karasu köyünde eskiden öğretmenlik yapan biri Mustafa Hoca, Mustafa Çankaya. O bana dedi ki ben hatırlıyorum ya da duydum dedi sanırım. Buralar bataklıkmış. Bataklıkların kuruması için kanallar açılmış. Mesela bizim bu Karasu'nun ortasından geçen evet, bu, Küçük Boğaz'dan Sakarya'ya kadar. O kanal da sanırım Cumhuriyet döneminde açılmış diye ben duydum. Bana birisi söylemişti. Yani neden? Bataklıkların kurutulması için. Çünkü bataklıklar Karasu'da var olduğu sürece sivrisinekler hiçbir zaman eksik olmayacak ve bunlar insanlara hastalığa sebep olacak. Virüs taşıyor bunlar sonuçta. Yani bataklıkların kurutulduğu Cumhuriyet döneminde bunu biliyoruz. Yine bataklıkları kurutan bir ağaç vardı. İsmini unuttum. Okaliptus galiba. Osmanlı arşivlerinde buna benzer bir şey görmüştüm. Bu bölgedeki bataklıklar kurusun diye bir ağaç dikmişler. Okaliptus olabilir ismini. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Günde hatta birkaç tona yakın su çekerek bulunduğu bölgeyi kurutuyor. Evet. Öyle bir ağaç olması lazım. Var mı yani böyle var, bir şey? Var. Yani okaliptus ağacı buraya dikilmiş. Buradaki bataklıklar kurusun diye. Kanallar açılmış. Su dezenfekte edilsin diye. Ve en önemlisi ne yapılmış? Sakarya Nehri'nin nehir ağzı açılmış. Sakarya Nehri'nin ve Maden Deresi, Melen Ağzı o bölgede oturanlar çok iyi bilir. Deniz nehirin ağzına, derenin ağzına kum biriktirerek kapanmasına sebep olur. Mesela Küçük Boğaz Gölü'nün ağzı sürekli o sebepten kapanır. Evet, Sakarya Nehri'nde de. Sakarya Nehri'nde de aynı sorun var. Her yıl. İşte bu nehir ağızlarının açık tutulması sağlanmış ve böylelikle suyun düz bir hattan denize dökülmesi sağlanarak bataklıkların kurutulması sağlanmış ve Cumhuriyet döneminde 1930'lu yıllardan sonra Karasu yavaş yavaş bataklıklardan arınmaya, kurumaya başlamış. Ve günümüzde bugün bize cennet gibi bir Karasu armağan edilmiş. Şimdi o dediğini ben bağlayacağım şu ikinci sorumla. Bu bahsettiğin bölgeleri göz önüne aldığımızda bugün bile Karasu sürekli Cumhurbaşkanımız tarafından işaret ediliyor. Sanayi olsun vesaire, liman bölgesi. Zamanda, tarihte Karasu'nun coğrafi konumu gereği sağladığı avantajlar nelerdi Oğuzhan? Neden o tarihte bile bütün bu bölgenin güneyi olsun, doğusu, batısı bu kadar önemliyken neden Karasu çok önemliydi? Evet, şimdi benim gördüğüm kadarıyla yaptığım araştırmalar neticesinde Karasu, Sakar Nehri'nin denize döküldüğü noktada bulunmasından dolayı önemli. En önemli sebebi bu.
Ve aynı şekilde Melen var ya, Melen. Şimdi Karasu ve Kocaeli birdi ikisi eskiden. Yine Ferizli, Sinanoğlu Karasu'ya bağlıydı. Yani böyle büyük bir kazaydı burası. Hı hı. Büyük bir coğrafyaydı. Bu bölgenin merkezi de Küçük Karasu köyünün bulunduğu noktadan yönetiliyordu. Aslında şu an biz Küçük Karasu diyoruz. Aslında oranın ismi Karasu. Evet, Karasu orası. Evet. Yani şu an bugünkü Karasu, yani Sakarya Nehri ile Küçük Boğaz Gölü arasındaki bölgede Karasu adında bir yer yok. Evet. Buranın adı İncirli diye geçer. Bugün İncirli denen yer. Karasu denen nokta Küçük Karasu'nun bulunduğu yer. Orası Karasu diye geçer. Yani Küçük Boğaz Gölü ile Maden Deresi arasındaki araziye Karasu, evet, denir. Öyle söyleyelim. Eski tarihlerde 1850'lere kadar burası, bulunduğumuz İncirli mekanı, Karasu köyüne, yani bugünkü Küçük Karasu'ya bağlı bir köy idi. Öyle söyleyelim. Eskiden Manavlar, yani Türkmenler, bilirsiniz Türkler göçebe yaşar. Göçebelik Türklerin özünde vardır. Bugün bile Türkiye nüfusunun %20'sinin göçebe olduğu söyleniyor. Yani yazlığa gidiyoruz mesela, kış hani var hepimizin, yani Karasu'ya geliyoruz. Yani hepimizin muhakkak bir fındık bahçesinde ya bir kulübesi var, evet, ya bir yazlığı var. Bir şey var yani. Durmuyoruz yerimizde. Muhakkak yer değiştiriyoruz. İşte bu aslında göçebe kültürün bize kazandırdığı bir şey. Bu dünyada başka yerde belki de yoktur yani. Herkesin bir evi var, evinde oturuyor. Ama biz yazlığa ayrı gidiyoruz, kışlığa ayrı gidiyoruz falan. Bu bizim kültürümüz. Bu bizim özümüz aslında. Karasulu halkı yazın Küçük Karasu'nun bulunduğu yerde hayvanlarını otlatıyor. Orası meralar, verimli otlaklar var orada. Otlaklar, Küçük Boğaz Gölü'nün kıyısı. Yine yakın zamana kadar orada mandalar vardı. Bir sürü hayvanlar vardı orada. Hayvancılık çok güzel yapılır orada. Orada hayvanlarını otlatıyorlardı insanlar. Kışında orası iyice suyunu çekip bataklığa dönüştüğü için buraya geliyorlardı. Burada duruyorlardı insanlar. Hayvanlarını buraya getiriyorlardı. Burada duruyorlardı. Yazın oraya gidiyorlardı. Kışın İncirli'ye geliyorlardı. Yani Karasu, İncirli arasında mekik dokuyordu. Yine aynı şekilde mesela Kocaeli halkı Melen'e gidiyor. Melen'den Kocaeli'ye geliyor. Kuyumcuların bir kısmı Melen'de oturuyor. Ya da Kocaeli'de oturuyor. Kocaeli'den kalkıp Kuyumculu'ya geliyor. Hani bu şekilde vakit geçiriyor. İnsanlar böyle hayatlarını idame ettiriyorlar. Türk oldukları için. Yani göçebe kültürün getirisi bu aslında yani. O sebepten insanlar daha sonra Küçük Karasu'ya artık gitmemeye başlamışlar. Küçük Karasu'dan eşyalarını toplayıp buraya gelmişler. Hayvanlarını, pılını, pırtını toplamışlar. İncirli'ye gelmişler. Buraya kalmışlar ve bir daha Karasu'ya, oraya gitmemişler. O sebepten buraya da Karasu demişler. Yani böyle bir durum var aslında. Manavlar bunu yapmış. Karasu'nun yerli halkı diyelim. İşte bu tabii Karasu'nun da aynı zamanda çok verimli arazilerinin yanında bir de çok verimli ormanları var. Karasu'nun kestane ormanları, gürgen ormanları, kızıl ağaçı meşhurdur. Bugünkü Sinanoğlu'nun olduğu yerler, gür ormanlıklar. Tabii, gür ormanlıklar. Her yer Karasu'da böyle bir sulak olduğu için, arazi de güzel olduğu için daima hiç durmadan orman büyür burada. Ve devletin de, Osmanlı Devleti'nin, yine Selçukluların, Selçuklular demeyelim de Bizans İmparatorluğu'nun kereste deposudur burası. Kereste deposu. Kereste demek gemi yapımı demek. Evet, gemi yapımı demek, yakacak odun demek. Evet. Bir de şimdi İstanbul'a da yakın bir yer. Gemilerle götürüyorlar bunları. Sakarya Nehri'ne çekiyorlar odunları. Mesela Darı Çayırı'ndan, Yuvalıdere'den, Sinanoğlu'ndan kesilen odunlar Sakarya Nehri'ne atılıyor. Sakarya Nehri'nden Kadir İnanır'ın bir filmi vardı. İzleyicilerimiz bilir. O filmde kesilen odunlar nehre atılıyordu. Nehrin akıntısı vasıtasıyla aşağıya çekiliyordu. Aşağıda onları toplayıp böyle tomrukları kaldırıyorlardı. Kadir İnanır'ın bir filmi vardı. Onu izlemelerini tavsiye ederim. İşte bu Karasu'da da yapılıyordu. Sakarya Nehri'nden gemiler vasıtasıyla İstanbul'a gidiyordu. Hatta Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü o noktada, yeni mahallede marangozlar vardı. Oduncular vardı. Burada gemi yapılıyordu. Yine Osmanlı Devleti'nin zarar gören donanma gemileri kışın Sakarya Nehri'nin içine çekiliyor. Orada tamir ediliyordu yani. Yani şöyle söyleyebiliriz o zaman. Karasu yakın dönemde limana ve tersaneye aslında kavuşmadı. Evet. Hep yani o tarihte de vardı. Karasu demek liman kenti demektir. Evet. Karasu İşte yani son 100 yılda denizi ve denizciliği unuttu. Öyle söyleyelim. Aslında Karasullar birer denizcidir yani. Hep bütün
Osmanlı arşivlerinde bazı belgeler var. Orada İstanbul'a odun taşıyan, kereste taşıyan kara sulu denizcilerin adları var. Onlara madalya vermişler. Zor zamanda keresteyi İstanbul'a ulaştırdıkları için onları ödüllendirmişler. Kara sulu denizciler bunlar. Evet. Yani Karasu'nun evet. coğrafi olarak önemi evet. de buradan geliyor. Evet. O zaman hemen, gerçi bu soruyu ben daha sonra soracaktım ama şimdi madem iskele dedik, bir de Karasu'nun ilk iskelesi Haralambo iskelesi, doğru telaffuz ettim değil mi? Evet. Böyle bir iskele var. Ya buranın önemi nedir? Burası niye iskele olarak burası seçilmiş? Karasu'ya ne fayda sağlamış burası? Evet. Gerçi şu an hala Haralambo bölgesi diyorlar günümüzde insanlar. Aynı yer mi? Çünkü Karasu'nun yeri değişmiş, iskelenin yeri değişmiş mi acaba? Şimdi şöyle, Haralambo diye birisi var. Bu bir denizci. Eski bir denizci burada. Karadeniz'de çok tanınan meşhur bir denizciymiş kendisi. Orada kulübesi varmış. O Haralambo'nun. Buna dair ben Osmanlı arşivlerinde araştırma yaptım. Haralambo diye birine ulaştım. Ama bu o kişi mi bilmiyorum. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani kesin bir kanıtım yok bu konuda. Ama Haralambo adında bir denizci var bu kişinin. O bizim bu Küçük Karasu'daki Haralambo denen o yerde bu denizcinin bir kulübesi varmış ve oradan denize çıkar gelirmiş. Şimdi yine Osmanlı arşivlerinde de bir tane belge var. O zaman belgede şöyle bir şey yazıyor. Sakarya Nehri'nden tomrukları denize indirmişler. İstanbul'a gitmesi lazım acil. Devletin acilen gemi yapımına ihtiyacı var. Gemiler yapılıyor. Oduna ihtiyaç var. Tomruğa ihtiyaç var. Sakar Nehri'nde de nehir ağzında büyük dalga var. Karadeniz'de fırtına var. Fırtına dinmek bilmiyor. Haftalar geçiyor. Fırtına dinmiyor. Nehir ağzından bir türlü denize gemiler çıkamıyor. Çünkü batacak. Bunun üzerine bütün oradaki kerestenin bugünkü Haralambo'ya nakledilmesi isteniyor. Para bulamıyorlar. Bizim Karasu Merkez Camii var ya, oranın adı İncirli Mescidi diye geçiyor. İncirli Mescidi Vakfı'ndan borç alınması isteniyor. Bunun üzerine yani cami derneğinden, evet. Karasu Cami Derneği'nden borç para alınarak, hatta Melenköy Cami Derneği'nden de alınıyor o para. Melenköy ve Karasu İncirli Mescidi'nden borç para alınarak Karasu'daki Sakarya ağzındaki tomruklar Haralambo'ya naklediliyor. Tabi neden para lazım? Bir öküz lazım, manda lazım, atlar lazım, bir sürü kaldıraçlar lazım değil mi? O zaman vinç görevi gören kaldıraçlar. Evet. Bunları nereden bulacaksın? Parayla yaptıracaksın yani. Halktan kiralayacaksın falan. İnsanlar işte kiralama yöntemiyle onlar alınıyor ve götürülüp şeye çekiliyor. Ne diyorum? Haralambo'ya çekiliyor. Haralambo'ya çekilmesinin sebebi de şu. Orası çok derin. Evet. Derin bir yer olduğu için kıyıya en yakın derin yer. İzoips eğrileri. Doğal bir liman gibi. Evet, doğal bir liman. Zaten bence Karasu limanı oraya yapılmalıydı. Evet. Eğer Karasu'ya bir liman yapılacaksa Karasu'da doğal liman, şöyle girinti çıkıntı olan tek yer orası. Gerisi dümdüz sahil. Oraya hem derin zaten. İçinden kum çıkarmanın da anlamı yok. Bugün Karasu limanında sürekli vinçler içinden kum çıkarıyorlar. Çünkü deniz kum yığıyor. Orası evet. çok derin, doğal derin. Yani dolmuyor. Ve bugünkü sahil tahribatı da evet, belki de yaşanmayacaktı. Belki de yaşanmayacaktı. Bilemiyoruz. Tabii bunun incelenmesi nasıl yapıldı ben bilemiyorum. Orada doğal bir liman olduğu için, dalga yapmadığı için, derin olduğu için keresteler, tomruklar acil durumlarda Haralambo iskelesinden çıkarılıyor. Gönderiliyor. Oranın öyle bir özelliği var yani. Bugün de orada hala balıkçılar devam ediyorlar. Direkt denize çıkıyorlar karadan. Hani o da ilginç bir durum. Normalde bütün balıkçılar iskele vasıtasıyla ya da bir menderek vasıtasıyla denize çıkıyorlar. Yoksa çıkamıyorlar. Ama oranın balıkçıları, yani Küçük Karasu'nun Haralambo balıkçıları diyelim. Onlar direkt dalga da olsa, yani fırtına da olsa karadan denize çıkıyorlar takalarla. Hani işin ilginç yanı o. Evet. Bence bunun incelenmesi lazım yani. Oradaki usta balıkçıların nasıl bunu nasıl yaptığı bence ilgilenilmesi gereken, evet, evet, ilgi çekici bir olay bence. Peki Oğuzhan, bugün Karasu 40 mahalleden oluşuyor. Peki tarihte bu bahsettiğimiz dönemlerde Karasu'nun yüz ölçümü nasıldı ve o zaman da 40 mahalle var mıydı? Bu kadar geniş miydi?
Çünkü Rumlardan bahsettin. Burada Rumlar yaşamış. Pek çok yerin ismi onlardan kalmış. Ve hatta şöyle bir söylenti de var. Daha önce burada fındık değil, zeytin ağaçları vardı. Bu mübadele döneminde Bulgaristan'la göç alışverişi yapıldığında gelen Türkler zeytin ağaçlarını kesip fındık ağacı dikerek hani hem onlara ait bir şey bırakmamak adına hem de kendi hani ürünümüz olarak düşündükleri için böyle bir ürün değişikliği yapmışlar. Yani o zaman da Karasu'nun yüz ölçümü bugünkü mahallelerin olduğu yerler kadar geniş miydi ve mahalle sayısı 40 mıydı? Evet. Şimdi öncelikle o zeytin ağacı meselesini ben tam şey yapamam. Onu o konuda bir bilgim yok benim. Yani burada zeytin ağacı olduğunu ben düşünmüyorum. Ben yani burada daha önce Osmanlı arşiv belgelerinde fındık diye bir şey yok burada. Yani ben bulamadım eski belgelerde. Yine yakın zamanlarda çıkıyor bu fındık burada ortaya. İncirli dendiğine göre incir ağaçları İncir olduğu var, evet. Var. Buradan İstanbul'a incir gidiyor. Evet. Hatta incirin çeşitlerini yapıyorlar. Mesela incir reçeli yapıyorlar, incir pekmezi yapıyorlar. Yine böyle incirin böyle farklı farklı versiyonlarını yapıp buradan İstanbul'a gönderiyorlar. Ben onlarla ilgili belgeler ama bulmuştum. Ama bugün fındığın hiçbir şeyini yapıp gönderemiyoruz. Evet. Ya biraz da o işte bizim yani fındığın biraz pahalı bir ürün olması. Yani insanlar değerlendirmek neden istemiyorlar. Biz satarken pahalı değil, Karasu'dan çıkarken pahalı değil, Karasu'ya gelirken pahalı fındık. Evet, biraz... Bizim fındıkçımız satarken pek pahalı değil. Biraz öyle, tabii artık işler değiştiği için. Neyse konumuzu evet. Dağıtmayalım. Evet. Karasu o zaman da 40 mahalle miydi ve yüz ölçüm bu kadar geniş miydi? Evet, Karasu'nun inciri meşhurdur. Evet. Yani 1600'lerde, 1700'lerde, 1800'lerde Karasu demek incir demektir yani. Buranın incirin ana vatanı Karasu. Her zaman. O yüzden İncirli, İncirli'den geliyor aslında incir. Evet. Hatta hala var yani her yerde incir yetişir. Karasu'da fındıktan sonra ikinci bir ürün yetiştirmek, ben yetiştirdiğim kadar incir dikerim. Çünkü incir her sene oluyor ve çok güzel bir inciri var buranın. Çok dayanıklı değil. Ege'nin inciri kadar dayanıklı değil ama çok tatlı. Ege'nin incirinden daha tatlı olduğunu ben iddia ediyorum yani. Böyle sarı böyle ballı bir inciri var. Biraz küçük oluyor. Ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum artık izleyicilerimiz beğeniyor mu? Evet. Şimdi Karasu'nun yüz ölçümüne gelecek olursak, Karasu eski tarihlerde şöyle ifade edelim. Bugünkü Sinanoğlu, Frizli Karasu'ya bağlı. Yuvalıdere, Limandere, Darıçayırı Karasu'ya bağlı. Buradan yönetiliyor. Sınır ise Karasu'ya sınırı Sakarya Nehri. Sakarya Nehri'nden batısı Kaynarca'ya kalıyor. Oranın da adı Şeyhler. Yakın zamanda Kaynarca'ya diye dönüşüyor bu isim. Evet. Şeyhler. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Karasu'da odunculuk meşhurdu demiştik ya. Evet. Karasu'da oduncular her yeri kesiyorlar. Karasu'da odun kalmıyor. Dağlarda, bayırlarda kalıyor. Düzlük alanda daha odun kalmıyor. Ama odun satarak geçiniyor ya halk. Sakarya Nehri'nin batısına geçiyorlar. Bugünkü Acarla Longozu civarı çok verimli kızıl ağaçlardan oluşuyor. Oraya gidip odun kesmeye başlıyorlar. Kaynarcalılar da müdahale ediyorlar. Yani neden işte siz Sakarya'nın batısına geçtiniz? Burası bizim alanımız. Buradan biz odun keseriz. Siz burada odun kesemezsiniz diyerek tartışma yaşıyorlar aralarında. Hatta bu bayağı böyle büyüyor bu mesele. Çok fazla ayrıntı vermeyeceğim. Onu da ileriki canlı yayınlarımızda konuşuruz. Kan İnşallah. Dökülmeye kadar gidiyor. Tabii yani. Osmanlı'dan buraya müdahalesi tabii, söz tabii. Konusu. Bunu daha önce konferanslar yaptın. Orada da dinledik keyifle. Evet. Sonra Kaynarca'nın yöneticisi o kişi İstanbul'a bildiriyor. Diyor ki ya bu Karasullular sürekli Kaynarca'nın sınırlarına müdahale ediyorlar. Yani burası bizim alanımız. Buraya müdahale etmesinler diye. O böyle, zaman da kanı deli bir böyle bir olay yaşanıyor. Sonra Karasu ayağına bir mektup yazılıyor. Bir arz geliyor. Diyorlar ki Karasulu oduncular Sakarya'nın batısına geçmeyecek. Diyorlar. Sakarya nehrinde Kaynarca ve Karasu beraber kullanacak. Diyorlar. Sakarya nehrini kullanırken de çok sıkıntı çıkıyor yani. Bir sürü Kaynarca ile Karasu arasında neler yaşanıyor. Şimdi onları daha sonra biz anlatırız. İnşallah. Bu arada yorumlar geliyor. Olsa onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii yorumlar biraz geç düşüyor. Yani yanıtlamamız geç olabilir. İzleyicilerimizden de o konuda özür dilerim. Mehmet Ali Dilsiz demiş ki maden derisinin
tarihi de geçmişte önemli. Evet. Programdan önce sen birkaç bir şey bahsettin madem aslında bu siyanür ile ilgili. Evet. İstersen oraya da değiniriz çünkü çok ilginç bir konuydu. Evet. Ve yine Mehmet Ali Dilsiz demiş ki ceviz ağaçları da çoktu. Silahlı kavzeler için evet çok kullanıldı ceviz ağaçları diyor. Evet silahların biz kabza doğru, bir toplumda. Doğru. O zaman da kullanılıyormuş. Karus'ta ceviz ağaçları tabii, varmış. Ceviz ve kestane. Evet, mesela Kocaeli'nin Kocaeli bölgesi kestane ağaçlarıyla meşhurdur. Yine Melenköy, Kocaeli ile ilgili arşiv belgelerinde, Osmanlı arşiv belgelerinde mesela oradan bizzat kestane ağacı istiyorlar İstanbul'a. Kestane ağacı kesin diyorlar. Kocaelilere mesela örneğin İncirli halkına bize kızıl ağaç gönderin diyorlar. Tamam mı? Evet. Kocaeli halkına da bize kestane ağacı kesin gönderin. Görevleri o. Hatta bir mahalle ismi kestane... Kestane Pınarı. Kestane Pınarı evet. Kocaeli'de. Yine ceviz de aynı şekilde. Hı hı. Hatta kiraz. Şöyle söyleyelim. Bu Kurudere, Kirazlı, bu yukarı köyler var ya yukarıdaki evet, bizim mahallelerimiz. Evet. Oralarda Rum nüfus daha fazla. Türk nüfus az. Sahil köylerinde mesela Küçük Karasu, Kocaeli, Melenköy, Küçük Karasu, Kuyumculu, işte Denizköy gibi sahil köylerde Türk nüfus fazla. Mesela Yuvalıdere, Paralı civarında Rum nüfus fazla ama Darıçayır'ında Türk nüfus fazla. Hani yukarılarda daha çok Rumlar, aşağılarda Türkler oturuyor. Bu işleri de zaten beraber hallediyorlar eskiden. Hiçbir düşmanlık yok, hiçbir husumet yok. Herkes barış içinde, gayet komşu ahbap ilişkisi içerisinde ilişkilerini devam ettiriyorlar. Bu milliyetçilik yok o zaman. Yani kimse şey yapmıyor. Herkes biz aynı milletin insanlarıyız. Milliyetçilik demeyin de ırkçılık. Evet, ırkçılık diyelim. Irkçılık, evet. Yani insanları milliyetinden, ırkından dolayı evet. Düşman görme. Biraz öyle şeyler yaşanmış daha sonra. Çünkü dünyada öyle olmuş yani. Sadece bizde değil. Bütün dünyada son 100 yılda ırkçılık artış göstermiş. Evet. İnsanlar, bütün herkes birbirine karşı nasıl kanlı bıçaklı haline gelmiş yani. Yani Arjantinlilerle Brezilyalılar bile aynı durumda. Biz de burada aynı durumdayız yani. Hani bütün dünyada bu aynı olmuş. Sadece bize özel bir durum değil. Dünyanın küresel olarak artış gösteren bir ırkçılık söz konusu yani. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Geçmişte olmuş böyle hadiseler. Biz de bugün bunları konuşuyoruz yani. Mehmet Ali Dilsiz benim arkadaşım Kurudere'den. Teşekkür ederiz kendisine. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah Maden Deresi'ni de başka bir zaman konuşuruz. Evet. O ayrı bir konu inşallah. Evet, çünkü biz yatsıya kadar programımızı bitirmek istiyoruz. Evet. Çok dolu dolu geçti. Mehmet Yıldız çok çok selamlar, bayramımız mübarek olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Mehmetçim. Biz de senin ve tüm izleyicilerimizi bayramı tekrar tebrik etmiş olalım. Yudum İpek, az önce konuştuğumuz konuyla ilgili bir yorum yapmış olsan. O zamanki şartlar ve imkanlar ile Karus'ta yaşanan o salgın nasıl bir tedavi uygulanarak azaltılmış? En çok onu merak ediyorum. Bu konu hakkında araştırmanız oldu mu demiş. Cevabını az önce vermiştik. Yayınımız canlı yayından sonra yine Karasu Haberleri sayfamızda ve Oğuzhan'ın sayfasında yayın duracak. Ama yine özetleyelim sizin için. Bugünkü Karasu'nun içinden geçen kanal, Küçükboğaz'dan Sakarya'ya kadar olan kanal açılarak burası kurutuluyor ve böylece hastalığı yayılmasına sebep olan sinekler ve çalılıklar, sazlıklar yok ediliyor dedi Oğuzhan kardeşimiz. Semih Kolip de diyor ki tarihçi Oğuzhan Kır, hocam keyifle dinliyoruz seni, ne kadar habersiz yaşıyormuşuz kendi yaşadığımız topraklardan diyor. Oğuzhan, hakikaten bu konuda bunu söylemek istiyorum. Yani yürüyen bir kitap gibisin, yürüyen bir ansiklopedi gibisin. Kitabı kapattın. Ben buradan notlarımı hani soruyorum, söylüyorum, hemen yanıtlıyorsun. Bu konuda gerçekten teşekkür ediyoruz birikimlerinden. Yani bu araştırmaları Karus'ta senden önce rahmetli Abdülgani Sarı hocamız yapmıştı. O tabii biraz farklı alanda çalıştı. Yine Cihan hocamız da çok evet, ilgilendi. Cihan Ersöz hocamızı yarın bu arada kendisiyle ve Münir Ali Kara'yla saat 9'da canlı yayınımız olacak. Bunu yayın sonunda anons edeceğim tekrar. Konusu gelmişken söyleyeyim. Cihan hocaya da özellikle Karasu Kalesi ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Beni de o yani buldu. Allah evet, razı olsun. Evet, çok ben teşekkür ederim. Ben ufak tefek çalışmalar yapıyordum. Ramazan Marmara. Evet. O beni söylemiş sanırım Cihan Hoca'ya. Cihan Bizim Hoca spor da, müdürümüz olur kendisi. Cihan Hoca da çağırdı beni. Allah razı olsun ondan. O onun sayesinde aslında böyle sesimizi duyurduk. Sizlerle tanışmamıza falan o vesile oldu. Teşekkür ediyorum. Cihan Hoca'ya gerçekten o konuda hem basın
alanda hem bu kültür alanında yaptıkları evet. çalışmana teşekkür ediyoruz. Oğuzhan, vaktimiz çok kalmadı. Odun ve keresinden bahsettik. Gerçi yine önümüzdeki günlerde yine canlı yayında çeşitli konulara seninle değinmek istiyorum. Tabii inşallah. Sen şimdi Kocaeli, madem izleyicilerimiz de var, onlara da ilgilendiren bir şey soralım. İdari olarak Kocaeli'nin durumu o dönemlerde nasıldı? Yani Karasu bu durumdayken Kocaeli'de neler yapılıyordu? Evet. Ve Karasu'yu mu besliyorlar, destekliyorlardı? Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Şimdi şu şekilde, Karasu'nun merkezi değişkenlik gösteriyor. Mesela Karasu'nun 1700'lü yıllardaki merkezi Küçük Karasu. Evet. Küçük Karasu köyünün olduğu yer. Daha sonra Karasu İncirli'den bir süre yönetiliyor. Daha 1800'lü yılların başlarında Karasu Melenköy'den yönetilmeye başlanıyor. Evet. Melenköy'den idare ediliyor. 1800 yılının sonlarına doğru, yani 1890'lara doğru Karasu tekrardan İncirli buradan yönetilmeye başlanıyor. Yani duruma göre yüzyıllar içerisinde bu değişiklik gösteriyor. Bugün de öyle. Mesela Karasu 80 yıldan beri mesela buradan yönetiliyor ya. Belki de 200 yıl sonra Karasu Darıçayır'ından yönetilecek. Bunu bilemeyiz. Bu zaman içerisinde siyasi, sosyal olaylar neticesinde gerçekleşecek olaylar silsilesidir. Böyle cevaplayalım. Evet. Kocaeli şöyle söyleyelim. Şimdi Kocaeli'nin adının nereden geldiğini de ifade edelim isterseniz. Evet, öncelikle ondan bahsedelim. Şimdi Kocaeli benim tahminlerime göre, bakın tahminlerime göre, kesin net bir şey söylemiyorum. Tahminlerime göre Orhan Gazi'nin ordusunda görevli bir asker idi. Kocaeli Bey adında birisi. Bu sınır komşumuz Akçakoca. Evet. Örneğinde de olduğu gibi o da zaten bir orası Akçaşehir aslında. Hı hı. Akçakoca, Kocaeli var ya. Evet. Kocaeli ilimiz. Hı hı hı. Orası aslında Akçakoca oluyor. Hı hı. Orası Akçaşehir'miş. Hı hı. Orası da yani orada oranın yöneticileri Akçakoca şehrine tarihi bir kimlik kazandırmak için Akçaşehir adını Akçakoca'ya dönüştürmüşler. Hı. Yani güzel bir işlem olmuş evet. aslında. Yine dediğimiz gibi Kocaeli'nin ben Orhan Gazi'nin neferlerinden, alplerinden bir tanesi olarak bu bölgede fetheden, bu bölgeyi fetheden komutanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve Orhan Gazi tarafından Kocaeli bölgesinin ona vakfedildiğini tahmin ediyorum ben. Çünkü hep Kocaeli diye geçiyor Osmanlı arşivlerinde. Daha öncesine ait bir şey bulamadım. Evet. Ama Osmanlı arşivlerini açıyoruz. Bakıyoruz. Oranın adı hep Kocaeli. Hep. Mesela Ferizli'nin adı hep Firuzlu. Evet. Mesela yine Firuzlu Bey adında bir kumandanın orada mücadele ettiğini ben düşünüyorum. Evet. Öyle söyleyeyim. Karasu adı bir tek Rumcadan geliyor bu bölgede. Yani öyle söyleyelim. Kocaeli halkı Karasu'ya bağlı. 1980'lere kadar. Hı hı. Karasu'ya bağlı bir yer olarak geçiyor. Daha sonra orayı ayırıyorlar birbirinden. Kocaeli'yi ayrı bir ilçe haline getiriyorlar ki olması gerekiyor. Arada çünkü bayağı bir kopukluk oluyor. Karasu'yu da ayrı bir ilçe yapıyorlar. Bu şekilde söyleyelim. Olsan programdan önce seninle konuştuk. Şimdi hep isimlerin değiştiğini görüyoruz. İşte İncirli'nin bugün evet. İncirli olması, Karasu, Küçük Karasu, Yeni Mahallesi, Orta Mahallesi. Karasu bu süreçte büyük şehir yasasıyla köyden mahalleye geçiş yapıldı. İsimlerini tekrar güncelleyemez mi? Bu ya da bu isimlerini geri alamaz mı? Alması gerekir mi ya da? Öyle sorayım. Ne evet. düşünüyorsun? Şimdi ben bu konuda şunu düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir örnek verdin. Üç ayrı kurumdan bizim mahallemize denen zarf geliyor, mektup geliyor. Onlardan da bahsetmeni isteyeceğim. Ya mesela ben Küçük Karasu köyünde oturduğum için bazen orada oturuyorum. Mesela köye evraklar gelmiş. Bakıyorum bana ait bir belge var mı? Telefon faturası, elektrik faturası gibi bir şey var mı diye bakıyorum mesela. Diyelim ki SEDAŞ'tan gelmiş. Sallıyorum. SEDAŞ'tan gelmiş. Bakıyorsun Küçük Karasu mahallesine yazıyor. Evet. Mesela başka PTT'den gelmiş bir evrak var. Onda da Küçük Karasu köyüne yazıyor. Şimdi öbüründe Karasu köyü muhtarlığına yazıyor. Karasu köyü muhtarlığı mı? Küçük Karasu köyü mü? Yoksa Karasu mahallesi mi? Hani ben şimdi bir karışıklık var.
Şimdi büyük şehir yasası böyle bir karışıklığa sebep oldu. Zaten böyle bir karışık bir yasa vardı, durum vardı. Mesela Yeni Mahalle. Evet. Karasu'nun Yeni Mahallesi. Şimdi Yeni Mahalle mahallesi mi? Yani oranın adı ne? Yeni Mahallesi. Yeni mi oranın adı? Ya da bitişik mi yazılıyor şimdi? Yeni Mahalle mahallesi mi oldu ora? Böyle bir, evet, durum var. Ben şunun taraftarıyım. Mesela buraya mahalle deme, ya merkezdeki Kabakoz Mahallesi mahalle olarak kalsın ama yani orası da köy olarak kalsaydı güzel olurdu. Çünkü orası bir köy. Binlerce yıldan beri orası bir köy. Köy yani. Ya da kasaba. Yani oranın kalkıp da mahalleye dönüştürülmesi, adının mahalle olması bir karışıklığa sebebiyet veriyor. Evet. Böyle bir görüntü bozukluğuna yol açıyor. Yani aslında hani bir yani yasalara göre aykırı bir durum yok ama ne bileyim yani biz pek alışamadık. Köye alışmıştık. Hala köye gidiyorum, mahalleye gidiyorum demiyoruz yani. Şimdi biz de basın olarak bunda biraz zorlanma yaşıyoruz. Mesela aslında Karasu Kaymakamlığı'nın internet sitesine girildiğinde göreceğiz ki Karasu Mahallesi, evet, olarak geçiyor. Ama biz de hala işte yazarken Küçük Karasu yazıyoruz ki hani genç nesil okuduğunda haberi veya hani orta yaşlı nesil okuduğunda ya Karasu Mahallesi, Karasu ilçesi bir kafa karışıklığı oluşmasın diye biz de maalesef hala bugün Vatan Caddesi olduğu halde Samanyolu, evet, Samanyolu derese. Neden orası Samanyolu kalmıştır. Şimdi Vatan Caddesi dediğimizde pek çok kişi Vatan Caddesi neresi gibi bir tepki verebiliyor. Biz basın olarak da Karasu Mahallesi hala yazamıyoruz, yazmıyoruz. Küçük Karasu yazıyoruz ya da Yeni Mahalleyi bitişik yazıyoruz. Aslında Yeni Mahallesi olarak ayrı olarak yazmamız lazım. Bugün mesela Büyükşehir Yasası'ndan önce Ortaköy dediğimiz yer aslında şu an Orta Mahallesi. Yani köy olayı bitti ama Ortaköy kalıplaşmış olarak orada kaldı. Mesela buralara en güzel yanıt şu. Ortaköy Mahallesi. Evet. Karasu Köyü Mahallesi. Tamam mı? Ya da böyle bunlara çare bulmak lazım. Kalkıp şimdi Orta Mahallesi oldu şimdi orası. Oranın adı Orta mı yani? Orta. Ben bunları yanlış buluyorum. İnşallah yetkililer bununla ilgilenecektir. İnşallah. Çok büyük bir sorun değil. Evet. Ama ben orayı mesela Ortaköy diye biliyordum. Kalkıp da şimdi yani binlerce yıldan beri orası Ortaköy. Yüzlerce, evet, yıldan beri. Şimdi kalkıp da Orta mı oldu şimdi orası yani? Evet, Ortaya gidiyorum falan. Orta Mahallesi. Ortaköy Mahallesi bence daha uygun gibi gözüküyor. Oğuzhan, önümüzdeki günlerde de seninle yine çeşitli konuları konuşmak istiyoruz. Evet. Özellikle Karasu'ya kazandırmak niyetinde olduğumuz, aslında kazandırılmasında geç kalmış bir açık hava müzesi. Karasu'yu yansıtan bir yine kapalı yapı müze olarak ve gerçekten kırılmadan önümüzdeki ileriki nesillere aktarmamız gereken tarihi mezar taşlarımız mevcut. Ve pek çoğu da zaten yaptığın araştırmada tahrip edildiğini söylüyorsun. Bunlarla ilgili ben görüşlerini alacağım ama bunları önümüzdeki programlarda artık İnşallah. Almak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi yatsı namazına kadar bitirelim. Okur, ziyaretçilerimiz, takipçilerimiz namaz ihtiyacını giderebilirler. Yarın akşam değerli izleyicilerimiz saat 21.00'da Karasu basının gündemini oluşturan kurumların başında gelen Karasu Haber Gazetesi imtiyaz sahibi sevgili Cihan Ersöz hocamız, Sakarya Kuzey Gazetesi sahibi Münir Ali Kara ve Karasuhaberleri.com adına, Öncü Karasu adına ben bir ortak yayın yapacağız. Karasu'nun bugünkü gündemini biraz masaya yatırmak istiyoruz. Son meclis toplantısında alınan kararlar, bunların Karasu'ya nasıl yansıyacağı, bunlarla ilgili görüşeceğiz. Tüm izleyicimizi yarın bayramın ikinci günü saat 21.00'da Karasu Haberleri sosyal medyası üzerinden canlı yayına davet ediyorum. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yayınımıza son vermeden önce. Bana değer verdiğiniz için, yaptığım çalışmaları bu şekilde duyurmaya çalıştığınız için teşekkür ediyorum. Bunlar, insanlar bunları bir duya duya zamanla öğrenecek, evet, bilgilenecekler. Bunlar da çok güzel araçlar. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kapatmadan yine Samet Altuntaş, mesajlar geç geliyor. Şimdi teşekkür ederim. Esra Hanım bizi uyardı. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Teşekkür ederim Samet'ciğim. Yayını takip etmiş. Biz de tekrar sana ayağına sağlık diyoruz. Yüreğine sağlık. Böyle bir çalışmayı Karasu'ya, Sakarya'ya kazandırdınız. Karasu'ya emeklerin için de tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar ileriki programlarda görüşmek İnşallah. Üzere. İnşallah. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar.